Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bugün ayet-i kerimesi ve meali Estaizu billah ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddete ve rahme. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmi yetefekkerûn. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için kendi türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve bir merhamet var etmesi de Allah'ın varlığının ve kudretinin ayetlerindendir, delillerindendir. Şüphesiz bunda, yani bu evlilik, bu nikah hadisesinde şüphesiz bunda düşünen bir toplum için, yani Allah'ın eşler şeklinde yaratmasında tefekkür eden, düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum Suresi ayet 21. Bugünün hadis-i şerifi ve manası An Cabir İbni Abdillahi Enden Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Hataben nase fekale Fettekullâhe fin nisâi fe innekum ehaztumuhunne bi emanetil bi emana bi ema bi emanillahi ve sahlaltum furucehunne bi kelimetillahi. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biz bir konuşmasında insanlara şöyle seslenmişti: kadınlar konusunda Allah'tan korkun, ona hesap vereceğinizi unutmayın. Çünkü siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Allah'ın adıyla nikah kıyarak onları kendinize helal kıldınız. Muhterem kardeşlerim, bugünün duası amin diyerek amin. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'metekelleti en'amte aleyye ve alâ valideyye ve en a'mele salihan terzâhu ve adhilni bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Süleyman peygamberin dua ettiği gibi, ya Rabbi beni salih olan, beni düzelt, bana ve anama ve babama verdiğin nimete şükredeyim. Bana öyle bir güç ver ki ben anama verdiğin, babama verdiğin, bana verdiğin nimetlere şükredeyim ve razı olacağın salih salih güzel güzel ameller işleyeyim. Rahmetinle beni salih kullarının arasına kat ya Rabbi. Rahmetinle bizi salih kullarının arasına kat ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem kardeşlerim, bugünün fetvası evlenmenin dini hükmü nedir sorusuna cevap aramak olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin buyurulmaktadır. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birçok hadislerinde Müslümanları evlenmeye teşvik ederek evlenin, çoğalın, çünkü ben kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim, övüneceğim buyurur. Yine bir başka hadis-i şerifte, ey gençler, sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin buyurur. Yine nikah benim sünnetimdir. Benim sünnetimi uygulamayan benden değildir. Evleniniz çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ederim buyurmaktadır. Nikah bir yönüyle medeni bir sözleşme, hukuki bir sözleşme, bir yönüyle de ibadet sayılmaktadır. Kulluk sayılmaktadır. Taabbut sayılmaktadır. Bir kimsenin cinsel isteklerinin baskın olması nedeniyle günaha girme ihtimali yüksek ise o kimsenin evlenmesi vaciptir. Günaha girmesi söz konusu olmayan kimselerin maddi durumu müsait olduğu takdirde evlenmeleri sünnettir. Yaşlılık veya cinsel kusur nedeniyle evlendiği eşinin hakkına riayet edemeyecek durumda olanların evlenmesi mübah ise de evlenmemelerinin daha iyi olacağı bazı fakihlerce dile getirilmiştir. Bir kimsenin evleneceği kadına zulmetmesinden korkması halinde de evlenmesi ne olur? Yani bir kadına zulmetmesinden korkar ise onun evlenmesi mekruh olur denilmiştir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin.
El-Fatiha.